Merhaba sevgili izleyenler. Yeni bir programla yine karşınızdayız. Programımız jenerikte de gördüğünüz gündem analiz. Adından da anlayacağınız üzere programımızda gerek ülkemizi ilgilendiren, gerek dünya çapında olmuş ve olmakta olan siyasi, politik, kültürel birçok konuyu etraflıca masaya yatıracağız. Konularla ilgili değerlendirmeler yapacağız, olayları konuşacağız. Programımı çok kıymetli kardeşlerim var. Onlarla birlikte sizlere aktaracağız. Hemen yanımda sevgili kardeşim Tarkan Yavaş, karşımda Sedat Altan ve kıymetli kardeşim yine Altuğ Berker. Gerçi onları size tabii takdim etmeye gerek yoktu ama teamüller gereği bunu da yapalım istedim. Gündem analiz programında az önce de dediğim gibi gündemi sizlerle birlikte paylaşacağız. Ne yapacağız? Programda teşhisler yapacağız, analizler yapacağız ve bu sonuçta nasıl tedbirler alınması gerektiği, önümüzde birçok sorun ve problemler var malumunuz. Bunların çözümlerine yönelik sohbetler yapacağız. Önce ben şöyle düşündüm arkadaşlar, malumunuz Mısır ve Suriye çok fazla dünya gündemini meşgul ediyor. İsterseniz önce bu iki konuyla başlayalım. Sonra zaten sohbet konu konuyu açar. Diğer konulara da vaktimiz kalırsa geçeriz. Konuyla ilgili ilk yani görüşünü, fikrini belirtmek isteyen varsa özellikle Mısır'daki diplomatik krize değinelim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylersiniz? Şöyle diyeyim ben Serdar başta. Yani tabii o iceberg'in uç noktası artık bu diplomatik kriz. Bence altını görmeliyiz önce. Yani Mısır'ın biraz genel yapısından şöyle çok kısaca ve Suriye'nin de çok kısa bahsetmek istiyorum. Özellikle ülkenin genel yapısını belirleyen yöneticilerin fikri yapısını iyi tanımak gerekiyor. Mısır mübarek dönemi bitti. O Enver Sedat'tan almıştı. O da Nasır'dan aldı. Ama bunların ortak özelliğinin hepsi Arap sosyalisti olması. Biliyorsunuz tabii General Nasır ihtilal yaparak başa geliyor. Hatta Sovyetler Birliği kahramanı ödülü veriliyor kendisine. Bildiğiniz komünist. Ve ülkeyi çok büyük baskılarla yönetiyor. Partiler kapatılıyor vesaire. Müslümanlar oldukça zulüm görüyorlar. Hatta Seyit Kutup gibi değerli Müslüman alimleri idam ediliyor. Bu dönemlerden geldi geçti Mısır. Enver Sedat döneminde de aynı baskılar vardı. Yani komünizmin bildiğiniz soğuk, sevgisiz, baskıcı, insanların ruhunu karartıcı, ezici, mahvedici kültürü her yere hakimdi. Ve insanlar, Müslümanlar bayağı zulüm gördüler. Zaten bunu söyledikten sonra durum anlaşılıyor. Yani ne olduğu şu an çok daha iyi anlaşılıyor. Yani neden Mısır bu hale geldi, bu duruma düştü? Orada yoğun bir dinsizliğin, ateizmin getirdiği bir ruh hali var. Yani böyle sevgiden uzak, insanlara merhametten, yakınlıktan nasibini alamamış bir yapı görüyoruz. Tabii tamamını demiyorum, birçok iyi insanı da tenzih ederim. Ama dediğin gibi yönetimler bu şekilde geldi Bir ve kısım eğitim de yönetici böyleydi. elitlerde bu hep var dediğin gibi Evet. Tarkan inşallah. Evet. Suriye'de de aynı şekilde. Bakın, Arap sosyalizminin kurucusu Michel Aflak'tır ve Suriyelidir. Ailesi gayrimüslim bir ailedir. Baas Partisi'nin kurucusu. Aynı şey sonra Hafız Esad, o da Arap Sosyalist Partisi kurucusu. Sonra birleştiriyorlar. Suriye'nin de kökeninde Arap sosyalizminin yani komünizmin hakimiyeti var. Ve daha sonraki işte Hama katliamları ve diğer Müslümanlara yapılan zulümler, şimdiki aynı zulümlerin temelinde yatan bir komünist zihniyet var. Bir şey soracağım. Belki hani izleyenler de öyle düşünmüştür. Şimdi bahsettiğimiz ülkeler Arap ülkeleri. Yani Müslüman ülkelerden Müslüman. bahsediyor. Mısır dedin mi Müslüman bilir herkes. Suriye dendi mi Müslümanlar ilk akla gelir ama sen komünizmden bahsediyorsun. Yani çok hani insanın aklı almıyor. Mısır'da veya sonra da konuşacağız. Suriye'de komünizmin ne işi var? Şimdi Sırf evet. buralarda değil, Yemen'de, Tabii. Irak'ta, Sudan'da, aşağı yukarı bütün Orta Doğu coğrafyasında çok uzun yıllar hakimiyet kurdu bu ideoloji. Hatta Suriye bu konuda rekortman. Yani Baas 50 yıldır iktidarda Suriye'de. Yani kesintisiz Hafız Esad darbesiyle beraber şu an oğlu Beşer Esad'la süren
50 yıllık bir birikim söz konusu Suriye'de. Mesela Mısır'ın daha ötesinde bir geçmiş. Komünist altyapılı yani bir yönetim var. Evet. Tabii şimdi bunları konuşurken buraya gelmişken uluslararası dengelere de bakmak lazım. Yani o demin sorduğun sorunun cevabı biraz da orada. Şimdi Osmanlı'dan ayrılma ülkeler bunlar. Şimdi onu göz ardı edemeyiz. Yani 100 yıl önce hep beraberdik. Yani ayrı değildik. Osmanlı'yı yıkmaya yönelen fikirler aynı zamanda bu ülkeleri de uzaklaştırmaya, koparmaya yönelik tabii ki fikri çalışmaları oldu. Şimdi Osmanlı'dan koparmanın bir yolu da işte Arap sosyalizmini ortaya çıkarmak, bunu gündeme getirmek. Tabii oradaki ideolojiyi de sosyalizm olarak belirleyerek Osmanlı ile bütün köprüleri atmaktı. Tabii burada işin içine materyalizm ve Darwinizm de giriyor. Hı hı. Şimdi Batı'dan kaynaklı gelen Darwinizm ve materyalizm bu ülkelere özellikle belirli kesimlerle sokularak Osmanlı'dan tamamen kopması sağlandı. Daha sonra zaten Osmanlı'nın da daha da dağılarak, hı hı, daha da küçük parçalara bölünerek elemine olması sağlandı bu şekilde. Yani buna baktığımızda aslında demin sorduğun sorunun cevabı çok açık. Yani komünizm özellikle ideoloji olarak oraya getirildi ve Osmanlı'dan o insanlar koparıldı. Şimdi baktığımızda tekrar onlar bizim kardeşimiz yani sonuçta tabii biz ki onlarla çok ayrı gayrı değiliz. Tabii. Gidiyoruz geliyoruz. İşte Irak'a gidiyoruz, diğer ülkelere gidiyoruz. O coğrafyaya baktığımız zaman çok ayrı gayrı bir durumumuz yok. Zaten kültürlerimiz çok yakın. Dinimiz zaten bir. Yani buradaki tek konu bazı gerçeklerin üstünü örtülüp ideolojik olarak aramıza suni bir perde çekilmiş. Hı hı. Biz ne yapıyoruz? Tabii ki bu perdeyi kaldırmak için bilimsel fikri yöntemler kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Materyalizmi, Darwinizmi bir kere geçersizliğini söylüyoruz. O zaman ne oluyor? O sosyalizmin üstüne bastığı ayaklar çökmüş oluyor zaten. Ve o kardeşlerimiz de suni oluşturan o perdeler kalkıyor. Hiçbir şey gelmiyor, kalmamış oluyor. Hı hı. Bugün yaşadığımız yani bütün çabamız da bunun üzerine. İnsanlar sürekli böyle ben bakıyorum yani siz de seyrediyorsunuz televizyonlarda tartışıyorlar. Hani nasıl olacak? Bu sorun nasıl çözülecek? İşte onun etnik kökeni bu. İşte şunlar bu meşrebe dahil. Onlar işte şucu bucu diye anlatıyorlar. Bu kafa karıştırıcı izahlar bunlar. Hepsi kafa karıştırıcı. Öyle bakarsanız 1000 parçaya 10.000 parçaya bölünür zaten o ülkeler. Biz her Allah muhafaza biz de bölünürüz o kafayla bakılırsa. Ama siz tek bir vücut olarak baktığınızda bir Müslüman kardeşliği var. Bir din kardeşliği var. Böyle bakıldığında zaten o bütün etnik kökenler, meşrepler hepsi bunların farklılaşmaya değil, bunlar ayrı bir konu olarak ortaya çıkıyor. Birlik, beraberlik ancak Müslüman kardeşliğiyle, birbirimizi sevmekle, tanımakla, İslam'ın getirdiği şuurla, bakmakla olur. Hı hı. Ve ihtiyatı İslam'la olur. Hı hı. Yani ana konu da bu. Bunun, evet, üstüne yoğunlaşmak lazım. Ya bu Mısır'daki olaylar Tarkan anlattığı şeylerden çok uzak. Yani sevgi, şefkat, merhamet biz orada görmüyoruz değil mi? Hatta kesinlikle kendi halkını keskin nişancılarla öldüren, şehit eden, tabii, bir durum söz konusu orada. Hakikaten insan sadece bunu düşünse, yani sadece televizyon seyredip Mısır'daki durumu çok rahatlıkla değerlendirip orada sevgiden, şefkatten, merhametten, İslam'dan, Müslümanlıktan çok çok uzak, hiç ilgisi alakası olmayan bir yapının olduğunu, ama bu yapının da bir adı olduğu, onun da bildiğimiz klasik komünist sistem olduğunu çok rahatlıkla aslında tespit edebilir. Ama her nedense değil mi, yıllar yılı bir telkin yapılmış, bir adeta hipnoz yapılmış. Arap ülkeleri dendiğinde yönetimlerinin de mutlaka Müslüman olduğu, Kur'an'a bağlı, Allah'tan korkan, samimi insanlar olduğu kanaati psikolojik olarak hepimizde vardır, o çocukluğumuzdan beri gelmiştir. Ama öyle olmuş olsa zaten güllük gülistanlık olur orası. İnsanlar ölmez. Bu eziyetler, bu zulüm olmaz. Yani bir yerde zulüm varsa aslında orada Müslümanlıktan eser yoktur. Yani bu analiz aslında çok çok kolay yapılabilecek bir analiz ama tabii birçok malum işte basın yayın organlarının da herhalde konuyu biraz pompalamasıyla ana konudan dikkatler herhalde dağıtılmaya çalışılıyor. Aslında şöyle oldu. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 50'li yıllarda malumunuz iki kutba ayrıldı dünya. Soğuk Savaş dönemi diyoruz bu yıllara. 80'lerin ortasına kadar komünist blok dağılana kadar statik bir yapıda gitti ama baktığımızda Orta Doğu coğrafyasındaki ülkenin çoğunun
o dediğimiz Arap sosyalist yapıda olduğunu görüyoruz. O zamanlar tek mesele, temel mesele Filistin sorunuydu malumunuz. İsrail'le yaşanan savaşlar var, kutuplaşmalar var. O zaman zaten Filistin'deki yapılanmaya da baktığımızda Filistin Kurtuluş Örgütü'nün o dönemdeki lideri Yasir Arafat, bunlar da sosyalist, Marksist bir anlayıştaydılar. Onun haricinde zaten bir sorun yoktu. Bir temel mesele yoktu. Yani İslami bir meseleleri de yoktu. Sadece bir emperyalist, klasik solcu doktrinlerde yer alan emperyalist söylemlerle, işte emperyalistler bölgede bize hakimiyet kuruyor, hegemonya kuruyor. O temelli bir anlayış vardı. Fakat komünist bloğun yıkılmasıyla beraber 90'lardan sonra önce bir boşluk yaşandı. Yani bölgede ciddi manada bir boşluk oldu. Bu rejimler biraz da varlıklarını sürdüremeyeceklerini anladı. Hafif hafif sarsılmaya başladı. Ani bir şekilde son birkaç yıl içinde Arap Baharı dediğimiz gelişmelerde hızlıca bir dönüşüm yaşandı. Fakat bu dönüşümün demin konuştuğumuz gibi, hocamızın da her zaman anlattığı gibi aslında bir temel altyapısı yok. Yani manevi bir yapılanma yok. Bilimsel sosyalizme karşı fikir verecek yaratılış gerçeklerinin anlatılması yok. Evrim teorisinin çökertilmesi yok. Mesela bu Türkiye'de 80'lerden sonra hocamızın da eserlerinin vesilesiyle güzel bir inşallah temel oluştu. Bugün halkımıza baktığımızda %95'i dünyada rekor bir miktar olarak evrim teorisine inanmadığını görüyoruz. Yani bu dünya genelinde bir rekor. Hatta en yakın evrim teorisine inanmayan ülke bizden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bile arada çok büyük bir fark var. Fakat Arap dünyasında açıkçası böyle temel eserler olmadığı için, temel bir yapılanma da olmadığı için uzun süre tabii bunun bir altyapısı oluşmadı. Altyapı oluşmayınca da sadece ticaretle, sadece ziyaretle, ülkenin birbirini ticaretle ziyaretle olmadığı için karşı tarafında bir fikri var, bir ideolojisi var, yıllardan gelen bir sosyalist bir birikim var. Fırsat kollandı açıkçası. Yani halkın bir teveccühü oldu, oradaki İslami yapılanmalara da bir teveccühü oldu. Fakat fırsat kollandı ve tabii her zaman mesela hocamız bunu belirtir ve A9 kanalında da hep bu temeller üzerinde konuşulur. Bağnaz ve yobaz bir yapılanmaya karşı bir mücadele verilmesi gerekiyordu. Herkesi kucaklayan bir yapı olması gerekiyordu. Nitekim İhvan büyük ümitlerle geldi. İhvan sadece Mısır'da değil, bölgede çok hakim bir Müslüman teşkilattır. Yani Suriye'de de baktığınızda Sünniler arasında en ciddi muhalefet İhvan'dadır. Yemen'de böyledir, Irak'ta böyledir, Sudan'da böyledir. Kucaklayıcı bir yapı olmadı. Mesela buraya da zamanında ilk iktidar dönemlerinde A9 televizyonda hatta röportajlara çıkmışlardı. Partinin önde gelen temsilcileri geldi. Evet. Hocamız İslam Birliği'nin üzerinde durulması gerektiğini, bağnazlığa, yobazlığa taviz verilmemesi gerektiğini, hatta Sayın Mursiyan'ı dedi güzel gösterişli gençlerden alsın. Hristiyan ciddi bir nüfus var Mısır'da yaşayan, Koptlar dediğimiz. Onların patriğini alsın, diğer kesimin temsilcileri de alsın, bir birliktelik görüntüsü versin. Bunların üzerinde durulmadı. Daha çok Mısır turizmi nasıl canlandırabiliriz gibi, evet, bu tarz tekliflerle gelindi. Hal öyle olunca da tabii rüzgar biraz ters esmeye başlayınca maalesef hepimizin yakından gözlemlediği o Tahrir Meydanı'nda yaşanan katliamlar olsun, darbe olsun ve darbe sonrası gelişmeleri hep, evet, beraber zaten müşahede ettik. Sedat'ın dediği hakikaten önemli. Yani burada çok olağanüstü bir durum varken bizim tutup da, yani hükümet devleti olarak da öyle, yani Türkiye Cumhuriyeti olarak da Mısır'ın ekonomik yönden kalkınmasını aciliyetli konu olarak almak, bununla ilgili turizmi geliştirecek tedbirler düşünmek aslında tabii ki önemli. Ekonomi kalkınsın, turizm de gelişsin, çok önemli ama şu anda yani Tahrir Meydanı'nda veya işte Mısır'ın birçok şehrinde, ara sokaklarda insanlar katlediliyor, şehit ediliyor. Yani böyle bir durumda kalkıp turizmi düşünmek herhalde aciliyetli olmayacaktır. Çözüme yönelik de aslında olmayacaktır. Yani çözüm burada, daha doğrusu şöyle, sorun turizm sorunu değil ki. Yani şimdi dünyada biz kime sorsak Mısır'da ne var diye, ya işte turizmleri yerlerde sürünüyor turizm, hiç turist gitmiyor oraya. Herhalde kimse demez. Yani veya işte ekonomisi çok kötü, hemen bir an önce yardım edelim de şu ekonomisi düzelsin
de demez haklı olarak. İnsanların öldürüldüğü bir yerde, katledildiği bir yerde ekonomi düzeltilmesi veya turizmden bahsetmek çok çok yani arka planlarda olmalı. Bu halde tabii, kim ki oraya turist gönül? Evet, kim bilir can doğru. Güvenliği yok, hiçbir şey doğru. Yok. Yani şaka gibi bir şey. Doğru. Çok yani teklif bile edilmesi doğru. Çok gülünç bir tabii şey. Tabii bizim burada lafımız hani sosyal demokratlara, demokrat düşünceli komünistlere değil, şiddete, baskıya dayanan. Tabii. Tepeden inmeci, Jacoben denen o komünizme karşı bir tavır alınması gerekiyor. Küçük bir kitle oluyor ama o küçük kitle büyük kitleleri yönlendirebiliyor. Yani bu mesela ülkemizde de baharda yaşanan gezi olaylarında da bunu gördük. Küçük bir kitle bayağı sıkıntılı olaylara yol açmıştı. Evet. O Mısır'daki o demin söylediğin yani şu anki kargaşa ortamını sağlayan temel direklerden bir tanesi işte dediğimiz gibi, konuştuğumuz gibi o sosyalist anlayış. Evet. Arap sosyalizmin bugüne yansıması. Şimdi diğer bir ayağı daha var bunu. Siz de iyi biliyorsunuz tabii. Diğer ayağı da bunun bağnazlık. Şimdi bunu da hiç tabii ki göz ardı etmememiz lazım. O biraz önce söylediğimiz, konuştuğumuz gibi hani dünyadaki dengelere bakarak da bir değerlendirmek lazım. Şimdi bu Arap sosyalizmi yani komünizm dediğimiz yapı 80'lere kadar gelirken tabii ki Rusya'nın müthiş etkisi oldu bölgede. İdeolojik birliktelikten dolayı müthiş etkisi, ağırlığı olmaya başladı. Tabii buna karşı Amerika'nın da mutlaka bir şeyler yapması gerekiyordu haliyle ve 1980 yılında Yeşil Kuşak dediğimiz proje ortaya atıldı. Bu Yeşil Kuşak vesilesiyle Amerika bu bölgelerde, Orta Doğu'da yani sözde dindar ama aslında gerçekte değil, bir ideoloji olarak bazı dindar bir yapı ortaya çıkartmak ve bu komünizme karşı bir set çekmek istedi. Yeşil Kuşak buydu. O vesileyle de sözde hani dindar adı altında ama aslında bağnazlığın çok güçlü olduğu bir yapı ortaya çıktı. Ve bu insanlar eğitildiler, silahlandırıldılar, çok tehlikeli hallere geldiler. Tabii şimdi bir tarafta komünizm var, bir tarafta bağnazlık var. Tabii bunlar birbirlerinden de etkilenerek geliştiler. Çünkü bağnaz taraf onları gösterdi, onlar onları gösterdi. Şimdi din olarak haşa bağnazlığı onlar örnek gösterdi. Bakın dindar olursanız böyle olur dediler. Hani bakıyoruz hakikaten bağnazların uygulamalarına. Yani gerçekten görülmemiş vahşet. Yani o Mısır'daki olaylar yani çok acayip. Yani insanın aklı almıyor o vahşete, o yaşananlara. Dediler ki bunlar dinler, din adına işte bunu yapıyorlar dediler. Onlar da dediler ki bak işte komünistler neler yapıyor. Bunlar birbirlerini böylece tırmandırarak, tırmanma metoduyla müthiş bir kargaşa ortaya çıktı. Yani biz bir kere daha gördük ki yani bütün bu sorunların çözülmesi için mutlaka bir gerçek İslam'ın yaşanması, gerçek İslam kardeşliğinin mutlaka tekrar ortaya konulması, sosyalizmin çürük yapısının yani materyalizmin, darvinizmin artık bu çağda çöktüğünün bilimsel olarak ortaya konması, bağnazlığın kesinlikle dinle, gerçek İslam diniyle ilgisi olmadığını, bu tamamen hurafelerden uydurma bir din olduğunun kesinlikle ortaya konulması zamanı geldiğini görüyoruz. Hı hı. Ve kesin çözüm bu ve hatta tek çözüm bu olduğunu tabii görüyoruz. Ki. Çünkü bugüne kadar masa başında bir takım insanlar işte suni ideolojiler falan uydurarak böyle bir müthiş bir kargaşa ortamı meydana getirdiler. Bunu da ulusların çıkarı adı altında yaptılar. Çıkar kelimesini kullandılar. Halbuki böyle olmayacağı çok aşikar hale geldi. Artık bundan sonraki yıllar inşallah yavaş yavaş bu gerçeklerin ortaya çıkması, bilimin de tabii desteğiyle ortaya çıkması ve İslam kardeşliğinin, İttihat-ı İslam'ın oluşması gerektiğinin tam algılandığı dönem olacak inşallah. İnşallah. Sen bir şey diyordun Serdar. Başta kredi notu mu yükseldi? Şimdi önümde o var. Evet, yaşa. Çok enteresan. Şimdi o ne zaman olmuştu Sedat? Bize geldiler. Geçen yaz. Geçen yaz gibi miydi? Ha, bak o dönem geldiler. İşte ne dediler? Biz önce turizme önem verelim bu konular. Aciliyetli değil. Çöpleri toplayabiliriz. Çöpleri toplama belediye teknikleri veya yaşa belediye sistemleri teknoloji yönden işte bir şey yapalım. Bir atak yapalım dediler. Yazım diyorsun değil mi? O yazı. Evet, yani işte artık neyse artık yani bir kışa geldik. Bak o dönemden bu döneme gazete haberi gözüme çarptı da not olarak aldım. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's var biliyorsunuz. Bütün dünyaların ekonomisini işte şey, finansal yönden değerlendiriyor ve notlar veriyor. Verdiği notlar da işte o ülkenin ekonomik durumunu gösteriyor.
Mısır'ın, bak çok enteresan, Mısır'ın kredi notunu CC artıdan B eksiye yükseltmiş Mısır'ın. Devrim. Ya şu anda, bu şu anda yani geçtiğimiz günlerde oldu. Yani insanlar öldürülüyor, kargaşa var. Yani artık rezalet paçadan akıyor. Yani böyle bir finans kuruluşu diyor ki ülkede durum güzel. Bu ülke güvenilir bir ülke. Ekonomik yönden şahaneler. Hatta atak yaptılar işte, değil mi? Yatırımı. Çünkü siz bir ülkenin kredi notunu nasıl, neye dayanarak yükseltiriz? Yaptığı yatırımlara, sanayi hamlelerine, değil mi? Dış borcunun işte azalmasına, para gücünün artmasına gibi finansal dengelere bakarak yapılır bu. Herkes bunu bilir. Demek ki Mısır'da böyle bir konu yok ki senin ülke olarak, yani senin derken ülkenin notunun yükseldiğini söylüyorlar. Hatta bak okuyayım. Standard & Poor's diyor tarafından yapılan açıklamada Mısır'daki yetkililerin ülkenin kısa vadeli mali ve dış finansman ihtiyaçlarının karşılanması için yeterli döviz finansmanını sağladığına dikkat çekmiş. Ya sırf o değil ki, zaten darbe yönetimini şu an mali açıdan ayakta tutan devletler Körfez ülkeleri. Tabii ki. Suudi, Katar yönetimler. O da aslında çok enteresan bak Serdar. Mesela şimdi Mısır'a bakıyoruz. Darbenin en büyük destekçisi maddi açıdan Körfez ülkeleri. Suudi Arabistan, evet. Katar, Kuveyt. Fakat Suriye sorununa bakıyoruz. Orada Hafız Esad'ın karşısında muhalefeti en çok destekleyen finansörü olan yine Körfez ülkeleri. Halbuki iki tarafta da zalim yönetimler var. İki tarafta da Müslümanlara mezalimler var. Şehit olan Müslümanlar var. Burada neyi görüyoruz biz? Yani demin Tarkan'ın da söylediği gibi, hocamızın da her zaman üzerinde durduğu gibi, İttihat-ı İslam'a dayanan, İslam kardeşliğine, Kur'an ahlakına dayanan bir ruh değil de, kapsayıcılık değil de, tamamen ülkelerin çıkarlarına, menfaatlerine dayanan bir yapı oluyor. Hani real politik denir ya hep, real politiğe göre. Çıkar olunca da yani her ülkenin kendine göre, her mevzuya göre farklı farklı çıkarları oluyor. Mesela İslam İşbirliği Teşkilatı'nı kınadılar. Ekmelettin İhsanoğlu var. Kardeşim bir mesela Suriye'deki katliamla ilgili, o biliyorsun bebeler şehit oldu orada kimyasal, evet, silah saldırısı da. Bir kınama bile, bir sesinizi, gür sesinizi niye çıkaramıyorsunuz diye. Ekmelettin İhsanoğlu da dedi ki, ya dedi, ortak bir kınama metni bile yayınlayamıyoruz. Şimdi sen ortak bir kınama metni bile yayınlayamıyorsan, demek ki yani sorunu da aslında böyle çok Batı dünyasında, Amerika'da, Avrupa Birliği'nde, Rusya'da, İsrail'de aramamak gerekiyor. Yani sorunu bizim hani Müslümanların, evet, elini vicdanına koyup her zaman hocamızın da dediği gibi kendilerinde araması gerekiyor. Yani oradaki o kimyasal saldırıyı İsrail gerçekleştirmiyor. Oradaki Müslüman grupları birbirine Amerika öldürtmüyor. Mesela hani demin konuştuk. Suriye'de şimdi ilk başta ne vardı? Bir Arap Baharı'nın kıvılcımıyla Esad rejimine karşı bazı demokratik haklı talepleri oldu kardeşlerimizin. Hayır dediler, biz hani 50 yıldır yönettiğimiz gibi burayı yönetiriz. Oturun oturduğunuz yerde. Oradan bir kıvılcım yaşandı. Fakat daha sonra bakıyoruz. Şu an muhalefet birbiriyle savaşıyor. Yani Esad, evet, çekildi arada. Muhalefeti, evet, seyrediyor. Sadece belli bölgelerde Esad kuvvetleriyle bir sıcak temas var. Yani onu bıraktık. Hani mesela etnisitelere ayrıldı. Kürt kardeşlerimiz orada mesela Arap kardeşlerimizle yine muhalif cephede olan savaşıyorlar. Onu geçtik. Yani radikal İslamcı dediğimiz bizim. Hani Bağnaz, Yobaz, bu Taliban zihniyeti dediğimiz, El-Kaide zihniyeti dediğimiz gruplar. Bu gruplar bile kendi arasında 20-30 fırkaya ayrılmış. Onlar birbirini öldürmeye başladı. Yani sonu, eni sonu olmuyor. Yani ortada gerçek İslam anlatılmadığında, bir İslam birliği olmadığında, Kur'an'a dayalı olmadığında, yani geçen mesela gelmeden evvel okudum, dün sanırım, oradaki ılımlı İslami mücahit grupları, diğer bu bahsettiğim Selefi kardeşlerimizin çoğu muteber insanlardır, aklı başında insanlardır da, bölgedeki o radikal terör grupları infaz etmişler. Yani birbirlerini infaz ediyorlar. Dolayısıyla olayların bir çözüme doğru değil o manada, gitgide böyle bir vahşete doğru gittiğini de görüyoruz. Hedefte o herhalde, değil mi? Tabii. Zaten böl parçala, tabii, ve daha da parçala. Tabii. Onlar da birbirini zaten yesin. Hani mesela şimdi Batı müdahil olmuyor. Başka herhangi bir yerde tutsa müdahil oluyor. Hepimiz basından takip ediyoruz. Tabii, yabancı, tabii, basını. Evet. İkişer üçer dil konuşan kardeşlerimiz var.
şunu diyorlar yani tamam Esad gitsin yerine böyle bir yapı mı gelsin? Yani yerine 60-70 tane fraksiyon birbiriyle savaşıyor. Biz tırnak içi şeriat devleti kuracağız diyor. Gerçek İslam'da olan bir şey değil. Ve gayrimüslim olan hiç kimseye de hayat hakkı tanımayız diyen bir yapı mı gelsin diyorlar. Yani o malum yansıyan görüntüleri hepimiz izledik. Bu mu gelecek yerine? Ya da Mısır'da mesela Sayın Mursi geldiğinde yani çok dışlayıcı oldu. Yani çok öğüt verildi. Kesinlikle diğer partilere karşı kapalı bir oluşum oldu. Göz ardı edildi. Kadın hakları mesela çok önemli. Yani hocamız her zaman üzerinde durur. Batı'nın en üstünde durduğu, en hassas olduğu konulardan biridir. Kadın hakları, kadına verilmesi gereken değer bu bağnaz, yoba zihniyette tamamen alaşağı edilmiş durumda. Böyle olduğunda da Batı tabii mütereddit kalıyor. Şimdi Libya'da biliyorsunuz Kaddafi devrildi. Evet. Libya'da Batı'nın çok büyük bir müdahalesi oldu. Fransa ve Amerika aktif rol aldı. Yoksa hava destekli olması orada da sürerdi Allah alem Kaddafi'nin iktidarı. Ne yaptı bu insanlar? 2 ay sonra Amerikan Büyükelçiliğini basıp elçiyi öldürdüler. Yani adam orada o görüntüler yansıdı. Şimdi böyle bir zihniyet. Hem hani hocamız hep der. Hem Amerika gel bizi kurtar, Batı gel bizi kurtar. Ondan sonra kahrolsun Batı, kahrolsun Amerika. Yani çok çelişkili ve yani garip bir zihniyet. Evet. Yani Müslümanlar bir araya gelmedikçe ve kendilerine gerçekten Müslüman dünyasında Müslümanları temsil edebilecek bir lider seçmedikçe bu sorunlar bitmeyecek. Olay bir kere başsızlıktan kaynaklanıyor tabii, değil mi? Müslüman aleminin başı yok. Tabii çünkü birlikten bahsetmek için bir baş olması gerek. Baş olmazsa tabii, birlik olmaz. Çok açık. Tabii. Yani Müslümanlar bir araya gelmedikçe karşılıklı böyle İslam kardeşliğini yaşamadıkça mezhep, meşrep, etnik köken kesinlikle bu ayrımlara girmeden tamamen yani böyle Allah'ın yarattığı bir kul olarak görerek birbirimizi sevmedikçe asla bu sorunlar bitmeyecek. Yani bu çok açık. Bir de bunu Allah bize özellikle gösterdi. Yani bütün dünyaya gösterdi. Yani şu ana kadar belki de yeryüzünde görülmemiş bir vahşet yaşanıyor. Belki hiçbir tarihte görülmemiş kadar insan öldürülüyor ve vahşice çoluk, çocuk, kadın, herkes. Yani Allah bu zamanda özellikle bunu bütün dünyaya gösterdi. Şimdi buradan bir mesaj alınması lazım. Yani bir ders alınması lazım. Müslümanların oturup bunu düşünmesi lazım. Boşu boşuna bunlar olmuyor. Olmaz da. Mutlaka bir hikmeti var, bir hayrı var. Böyle düşünecek. Bir araya gelmeye bir kere Müslümanların bir karar vermesi lazım. Bir niyet etmesi lazım. Ve bir lider etrafında buluşmaları, birleşmeleri lazım. Ve bu bizim bir sevgi birlikteliği olması tabii lazım. Mesela hocamız her zaman söyler. Kurulacak bir birliktelikte Ermenisi de, Rum'u da, tabii, İsrail'isi de, Musevi'si de, kitap ehli dediğimiz Hristiyanlar dahil. Hepsi istediği gibi özgürce yaşayıp, bölgede istediği gibi ticari müesseseler açıp, istediği gibi yerleşik düzene geçip, hayatını idame ettirebileceği bir birliktelikten bahsediyoruz biz. Evet. Çünkü bunun dışında gerçekten bir çözüm de yok. Ve her zaman hocamız bunu bize belirtir. Mesela Kuzey Amerika Gümrük Birliği diye bir yapılanma var. NAFTA dediğimiz. İşte Avrupa Birliği var. Şimdi her şeyin bir birlikteliği var. Ve biz buna şaşırmıyoruz değerli hocamız. Ama bir İttihat İslam dediğinde İslam Birliği nasıl olacak? Halbuki Azerbaycan'a gittiğimizde o kardeşlerimizin bizden bir farkı yok. Kırgızistan'a gittiğimizde yok. Yani İslam ülkelerinin bir araya gelmesi yani bu kadar zor değil aslında. Çok kolay yani. Sadece bunu gönülden istemekten kaynaklanıyor. Yani duası bile edilse diyor hocamız. Hani ben İslam Birliği'ni istiyorum bile dense ona binaen bir bereket oluşacaktır Allah'ın izniyle. Cenab-ı Allah'ın bir icabeti olacaktır ve olayların çözümü de yani hepimizin belirttiği gibi inşallah bu o şekilde. O neden olmuyor hakikaten? Onu konuşalım. Yani Sedat'ın dediği hakikaten çok önemli. Her türlü birlik var. Yani artık ya folklorcular bile birlik kuruyor yani veya ne bileyim herkes. İETT, işte ne bileyim işte şoförle herkes bir birlik kurabiliyor değil mi? Yani ülke olmasına gerek yok veya ülkeyi temsil eden bir kurum olmasına gerek yok. Hatta çocuklar bile okulda neydi o kütüphanecilik kolu oluyordu bilmem değil mi? İşte sağlık kolu, eczacı, ya, o bile bir birlik. Peki Müslümanlar niye birlik kuramıyor? Yani, nedir bu? Bu yani, çok anormal akıl aslında yani. Tutulması gibi, hipnoz gibi bir şey değil mi? Zorlayan bir olay. Evet. Yani çünkü insanın fıtratında olan
ve ayrıca Allah'ın Müslümanlara emrettiği, Müslümanların üzerine farz ve sorumluluk olan bir konu. Yani bir başkaları için olmayabilir. Hani onlar değerlendirebilir belki birlik olsak mı olmasak mı teknik anlamda ama bize zaten farz ve sorumluluk. Hı hı. Ya Avrupa Birliği diyoruz. Avrupa Birliği'nden güzel bahsediliyor mesela, değil mi? Hani herkes İslam memnun. Birliği'ne soğuk evet. Bakanlar Avrupa evet. Birliği'nden güzel bahsediyor. Güzel bahsediyor. Evet. Niye güzel bahsediyorsun? Hı hı. Yahut Avrupa niye birlik oldu? Yani birlikte demek ki bir güç var, hayır var, yani bir akıl var, bir mantık var, bir gereklilik var ki bir birlik olmuş. Ki Avrupa. Onların da çoğu Hristiyanlardan oluşuyor. Yani hani Müslümanlar, yani bir dini altyapısı olan bir yapının bir araya gelemeyeceğine inanıyorsan, işte Hristiyanlar tabii. Kurdu. Birlik bir de oldular. Onlar birbirleriyle savaşmış. Evet. Üstelik iki evet, tane dünya savaşı atlatmış. Hristiyanlar normal düşmanlar gibi hatta, aslında. O senin çok önemli. Hristiyan kulübü der hatta evet, yani. Mesela tabii. Bu şeye karşı olanlar Avrupa Birliği'ne. Evet. Hristiyan kulübü der tabii yani. De. Öyle değerlendiriyor. Bir de din savaşları da yapmışlar. Tabii. Yani şimdi zahiren bakıldığında onların birleşmesi çok zor. Tabii. Yani gerçekten çok zor. Hatta da kendi ülkelerinde ciddi muhalefetler var böyle birleşmelerine yönelik. Ama biz kendi dünyamıza baktığımız zaman, Türk İslam dünyasına baktığımız zaman işte hangi ülkesine gitsek ya da o hangi ülkesinden birileri buraya gelse işte kardeşimiz diyor, sarılıyor, ediyor. Yani böyle hepsinden ortak tavır birleşelim. Zaten ayrımız gayrımız yok. Yani zaten zor olan birleşmemek. Şimdi ben burada şunu söylemek istiyorum da bir demin aklıma geldi onu unutmadan söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Bağnazlıkla gerçek İslam'ı çok iyi ayırmak lazım. Hem bütün Müslüman, Türk İslam aleminde iyi ayırmak lazım. Hem de Batı'nın gözünde iyi ayırmak lazım. Çünkü Batı'nın en büyük hatalarından bir tanesi gerçek İslam'la bağnazlığı birbirine karıştırması. Hani bağnazlığı İslam gibi görmesi. Çok büyük bir hata bu. Onlar da belirli tabii gözlemlere dayanarak yapıyorlar ama sonuçta yanlış bir teşhis bu. Mesela Amerika'nın ki özgürlükler ülkesi diyoruz işte şöyle böyle demokrasinin işte diyoruz en güçlü savunucusu ama gidiyor Mısır'daki darbeyi destekleyen hareketler yapıyor ve bunu da açıkça söylüyorlar. Şimdi burada şunu anlamak lazım. Batı bağnazlığı temsil eden bir İslam birliği istemiyor. Bunu kimse istemiyor. Hatta bunu aydın modern Müslümanlar da istemiyor. İşin doğrusu. İşte o yüzden bir birliktelik olmuyor ve o yüzden o ülkelerdeki işte bağnaz yapılara karşı ciddi şiddetli bir muhalefet var. Ve belki de o yüzden işte bu kadar çoluk çocuk kesilirken dünyanın sesi çıkmıyor. Evet. Ya bu da çok acayip doğru, bir şey. Çok doğru. Yani gidiyorsun bakıyorsun batıda bir tane değil mi bir hayvanın nesli tükeniyor. Bir şey oluyor, bir olay oluyor. Tabii tabir caizse batı ayağa kalkıyor. Herkes tabii. Ayağa kalkıyor. Biz bile hayvan hakları. Şey yapıyoruz yani ki gel burada yani bunu da anlamak lazım yani. Demek ki bunlar insan gibi görmüyorlar. İnsan hı-hı. Kadar yani bunları değerli görmüyorlar. O zaman bizim bu yapıyı tamamen değiştiren yani bağnazlığın gerçekten hurafi olduğunu, dinde kesinlikle yeri olmadığını, bilakis dinin tamamen karşıtı olduğu bir konu olduğunu mutlaka bunun bilimsel ortaya konması lazım. Yani gene Kur'an ayetleriyle, yani Kur'an'ın kendisiyle, yani İslam dinini kendisiyle. Evet. Yani ve Peygamberimizin gerçek sünnetiyle. Gerçek sünnetiyle. Çünkü komşu şeytanı evet. Allah'a sınırım. Allah Kur'an için bu açık, mealen söylüyorum açıklanmış bir kitaptır diyor. Biz apaçık indirdik diyor kitabı inşallah. Demek ki biz Kur'an'dan apaçık bütün dini öğrenebiliyoruz. Tabii ki. Zaten Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri de gene bu yönde. Yani Kur'an'la zaten paralel aynı. Onu destekleyen yönde hali. Buna bakıldığında bununla açıklanacağı çok açık. Şimdi diğer hadislerin bütün o uydurma hadisleri çıkardığımızda da mesela hakikaten akla mantığa ve tabii yani en önemlisi kesinlikle ne sünnete ne Kur'an'a uygun olmadığını görüyoruz. Böyle olunca tamamen arındırılmış gerçek İslam ortaya konduğunda tabii ki Batı Müslümanların birlik olmasını ister. Tabii ki Türk İslam Birliği'nin korunmasını ister. Evet. Tabii ki o bağnaz yapının bu vesileyle kalkmasını ister. Tabii. Çünkü tabii. Türk İslam Birliği kurulduğunda bağnazlık tabii, kalmayacak. Tabii. Onun neticelerinden de Avrupa'da istifade eder üstelik. Avrupa'nın lehine bir şey o. Tabii, maddi manevi yani ekonomik her yönden. Gayet tabii. Müslümanların tabii. Şimdi bir lideri olsa tabii. Gerçekten Kur'an'a göre hareket eden şefkatli, merhametli, işte aynı zamanda Hristiyanlara, Yahudilere karşı da böyle gayret müşfik bir lideri olsa, işte bilime, sanata önem veren, değil mi? Böyle
çevreye, yeniliğe önem veren tabii. bir lider olsa... İnsan haklarına saygılı, tabii. kadın haklarına tabii, saygılı. Demokrasiye tabii. mesela alabildiğine tabii. özgürlüklere yanlısı olan bir lider tabii. olsa şimdi Batı Türkistan Birliği'ni istemez mi? Tabii bayıla bayıla ister. Herkes ister. Tabii. Şimdi zaten bunu vurgulayanların karşısına da şöyle bir şey çıkıyor, duvar çıkıyor. Ilımlı İslam diye bir kavram var. O siz ılımlı İslam'ı savunuyorsunuz. Batı her zaman ılımlı İslam'ı ister. Ilımlı İslam diye bir şey yok. Aslında İslam zaten en güzel din, en ekmel din ve ılımlı bir din. Onun ılımlı İslam dediği zaten Kur'an hakikatleri ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçek sünneti. Yani bunun vurgulanması lazım. Çünkü bakıyoruz biz mesela Müslüman camialarla yakından görüşen, toplantılarına katılan, hocamızın bulunduğu meclislerde de bir araya geliyoruz. Bunlar da yani tamam mesela yobazlığa, bağnazlığa karşı insanlar, isimler çoğu ama bu vurgulandığında bu sefer de aman 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 ılımlı İslam geliyor. Aman aman işte dejenere, dinimiz dejenere mi edilmeye çalışıyor gibi bir şey oluyor. Karşı tepki oluyor. Yani böyle iki taraftan yani bir cendereye alınmış gibi aslında oluyor. O yüzden yani tek çözüm de gerçek Kur'an ahlakının, gerçek İslam ahlakının anlatılması. Tabi hocamız da her zaman söyler. Yani bu aslında inşallah ayrı zamanda peygamberimizin de müjdelediği. Yani kutlu şahıs Hazreti Mehdi'nin yapabileceği bir şey. Yani bu herhangi bir insanın kaderde olan bir şey. Yapabileceği bir şey değil. O birlikteliği oluşturmak. Çünkü herkes sonuç olarak kendi aklını, kendi yolunu, kendi bakış açısını beğeniyor. Kendi şeyinde gidiyor. Yani kimse aslında bir lidere tabi olmak istemiyor. Yani bunu hepimiz biliyoruz yani. Bir enaniyet ağır basıyor. Doğru. Evet. Gurur, kibir ağır basıyor. Yani insanlar istemese de, yani istemeye mesela Kur'an'da ayet var. Hani müşrikler istemese de Allah dinini tamamlamak ister. Evet. Allah nurunu tamamlayacaktır evet. diyor. Yani bağnazlık zaten şirki barındıran bir sistem. Dolayısıyla onlar birliği istemese de Allah birliğe mecbur kılıyor. Yani evet. şu anda yaşanan bu şiddet olayları, Müslüman ülkelerinde yaşanan bu olayları Allah birliğe hazırlayıcı, mecburi, mecbur edici olaylar olarak kılıyor. Biraz daha üstten baktığımızda aslında bu sosyolojik bir kanun. Yani Allah'ın adetullah dediği Kur'an'da sosyal kanunlardan biri gibi görüyorum ben bunu. Çünkü Avrupa Birliği'nden bahsettik. Avrupa Birliği de iki tane dünya savaşından sonra değil mi? Yani milyonlarca insanın öldüğü, şehit olduğu, katledildiği İki büyük savaştan sonra, o acılardan sonra artık bu mecburiyeti hissettik, birlik oldu. Şimdi aynı şey bizim dünyamız için geçerli. Biz de bu acıları yaşayacağız, göreceğiz ki kendi artık mecbur hissedeceğiz. İstemeyenleri Allah istetir hale getirecek ve birliğin böylece sağlam bir zemini olacak. Yani menfaate dayalı bir birlik olmayacak. Ticarete dayalı. Evet, evet, ihtiyaca dayalı, sevgiye, barışa ne kadar hasret bıraktıracak tabii. ki Allah sevgiye, barışa, güzelliğe hasret kalmış ve onu hakikaten hakkını vererek yaşayacak bir birlik ortamı doğması için Allah bunları yaşatıyor. Evet. evet. Zaten demin yani Sedat'ın söylediği o ılımlı İslam ve benzeri o Bob filan var ya hani duyuyoruz biliyoruz. Bu tür teorilerin yani projelerin hepsi bir takım menfaat birliklerine dayandırılarak başarılı kılınmaya çalışıldı. Mesela o ılımlı İslam'da böyle bir nevi işte kapitalist İslam haşa yani o tarz işte bu protestanlığa benzeyen bir yapı oluşturulmaya çalıştı İslam dünyasında ve özellikle bunun altyapısı yapıldı. Hani Müslümanlar eğer kapitalist bir düzende çıkar üstüne kurulursa hani böyle bir birliktelik bir düzen olur ama tabii bu gerçek anlamda hani ihlaslı bir Müslüman karakteri değil. Daha çok böyle günlük menfaat üstüne kurulu İlişkilerle hareket eden bir Müslümanlık karakteri gibi öngörüldü ama bunların hepsi demin de söylediğim gibi masa başında yapılan işler olduğu için hepsi bunların sonuçsuz kaldı. Şimdi tabii biz önemli bir çağdayız ve çok gerçekten çok zorlu bir dönemden geçiyoruz ama inşallah demin de sizin de söylediğiniz gibi güzel bir sonuç olacak. Ama burada gerçekten böyle aklı başında vicdanlı, modern, kaliteli, işte demokrat düşünen Müslümanların mutlaka bu konuda bir görüş bildirmesi, taraf olduğunu bildirmesi, bir tavır güzelliği bildirmesi gerekir. Çünkü birliktelik, Türkistan Birliği, birliktelik modern Müslümanların, böyle şefkatli, vicdanlı Müslümanların, işte demokrat düşünen Müslümanların etrafında olacak.
Allah'ın izniyle. Yani insanlar bunu gören, her Müslüman bir kere bundan sorumlu. Her bir Müslüman bundan sorumlu. Kesinlikle böyle bağnaz bir yapı görülerek, örnek olarak değil, hani İslam'ın özü düşünülerek hareket edilmek durumunda. Böyle olunca bütün Müslümanlar da zaten bu birliktelik için mutlaka bir gayret içine girmesi gerekiyor. Biz bunu istediğimizde canı gönülden, inşallah Allah da nasip edecektir yani hepimize. Tabii ki canım, dua edin, duası icap edilir. Bir de Müslüman, her Müslümandan, dünyadaki bütün Müslümanlardan sorumlu. Yani Müslümanın temel meselesi Filistin meselesi, Irak meselesi, Suriye meselesi değil ki. Aceh'deki meseleden de sorumlu Müslüman, Yemen'deki meseleden de sorumlu, ülkemizdeki meseleden de sorumlu. Yani birçok mesela biz kardeşimizle, kanaat önderiyle konuştuğumuzda, yani kendine sadece bir bölümü lokal edinmiş, benim diyor mesela Filistin meselesidir diyor. Filistin meselesi çözülürse Müslüman aleminin bütün meseleleri çözülür. Yani böyle klişeleşmiş bir laf, üzerinde düşünülmüş bir laf bile değil yani. Niye çözülsün mesela Filistin sorunu çözülse? Yemen'deki mesele nasıl, mesela Moro'daki mesele nasıl çözülecek? Yani ona bağlı değil. Yani dolayısıyla Müslüman hani bir noktaya değil, bütün noktaya ve bunun içinde bunun en güzel ve en akılcı çözümü İslam birliğinin telaffuz tabii, edilmesi. Tabii. Yani her zaman hocamız söyler mesela, değil mi? Mesela bir Suriye konusu tartışılıyor Müslüman televizyonlar olsun, diğer muhafazakar basında olsun. Mısır konusu tartışılıyor, Irak konusu tartışılıyor. Her türlü çözüm önerisi söyleniyor. Her türlü şey dile getiriliyor. Protesto ediliyor. Hiç İslam birliğini istiyoruz diyen olmuyor. Bir araya gelelim, bu zulme bir arada bir karşılık verelim, fikri bir mücadele yapalım diyen olmuyor. Ya söylenmekten çekiliyor. Mesela ben yine çok gazeteci yazar abimizle konuştum. Ya diyorlar işte bu Tarkan'ın demin dediği gibi BOP projesi, Büyük Orta Doğu projesi olsun, ılımlı İslam. Ya bunlar Amerikan projeleridir, Batı projeleridir. İslam Birliği'ne, ılımlı İslam'ı Amerika istiyor. Şimdi biz ona öyle bakmayacağız ya. Yani şöyle bakacağız biz olaya. Ya Allah, Cenab-ı Allah bize Kur'an'da İslam Birliği'ni farz kılmış mı? Müslümanları bir araya gelin, Cenab-ı Allah ayette buyurmuyor mu? Ya bütün İslam büyükleri hep bunu savunmamış mı? Hep bunu söylememiş mi? Yani bunu Amerika söylese ne olur? Avrupa Birliği söylese ne olur? Yani Müslüman zaten bunu yapmakla yükümlü. Yani o zaman mesela, şimdi şöyle bir örnek vereyim. Geçen gün bir makalede okudum. Çin diyor ki, yani komünist Çin, biz diyor manevi değerlerine önem veren insanları teşvik edelim diyor, destekleyelim diyor. Yani onlar dindar olsunlar, iyi olur diyor. Ülke huzuru açısından da, yani bizim diyor bekamız açısından da iyi olur diyor ki bu komünist bir rejim. Rusya'da diyor mesela, Rusya'nın tekrar kalkınması için diyor, kiliseyi ön plana çıkaralım, dini ön plana çıkaralım, Müslümanların teşvik edelim, hürmet gösterelim. Yani bir farzı biz onlar istiyor diye terk edemeyiz. Biz yani akılcı bakıp Cenab-ı Allah'ın istediği şekilde hareket etmekle mükellefiz. Doğrusu hocamız her zaman onlar BOP der, biz İslam Birliği'ne çeviririz, İttihat-ı İslam'a çeviririz. Başbakanımızın da bir sözü aklıma geldi. O Mısır'daki ihtilalden evvel gittiğinde, yani Mursi taraf, dindar insanlar, oraya gitti, laiklik dedi. Çok şaşırdı şimdi millet. Yani sen geldin Mursi'ye, sen dindar kardeşliğiniz var birbirinizi çeviriyor. Laiklikten niye bahsediyorsun? Pek haz etmediler yani açıkçası. Evet. Ama bak ne kadar önemliymiş. Yani ona Allah söyletmiş. Demek ki önemli bir çağdayız çünkü. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Yani laiklik, demokrasi, insan hakları, özgürlükler, bunlar vazgeçilmez değerler. Bizim için neden? Çünkü Kur'an emrediyor bunu. Tabii ki. Yani laikliği Kur'an söylüyor. Tabii. Demokrasiyi Kur'an söylüyor. İnsan haklarını Kur'an söylüyor. Özgürlüğü Kur'an söylüyor. Ayetlerle sabit. Bir örnek vereyim, şeytandan Allah'a sığınırım. Dinde zorlama yoktur. Bir başka ayet, şeytandan Allah'a sığınırım. Sen onların üzerine zorlayıcı ve baskıcı değilsin. Sen sadece teklif edicisin. İnsanlara psikolojik baskı dahi uygulanamaz. Dinde bu haramdır. Benim dinim bana, senin dinin sana. Şeytandan Allah'a sığınırım. Laikliğin başı. Tabii. O yüzden bu değerleri savunarak, İslam'ın güzel ahlakıyla birlikte bu değerleri ortaya koyarak, İnsanların gerçek İslam'ın artık onların tabiri ılımlı mı, şefkatli, müşfik, herkese sahiplenen, inanmayana da sahiplenen, başka dine inanana da sahiplenen, herkesi kapsayıcı. Kur'an'da var, müşrik geliyor yani, o Müslümanlara karşı olan bir grup. Ben diyor sana sığındım, beni buradan buraya ulaştır diyor.
Müslüman hemen onu emanet alıyor. Yani Allah onu farz kılmış. Alıyor, gideceği yere güvenlikle ulaştırıyor. Bir zarar vermediği gibi canını, malını koruyor. Belki kendi canı mal olacak. O kişiliği veya grup götürürken. Unutma sözünü, savaşta bile değil mi? Esir alıyor. Esire yemeğini veriyor kendi yiyeceğinden. Önce onu doyuruyor. Ve Allah rızası için yediriyoruz. Allah rızası için yaptık. Teşekkür ve karşılık da beklemiyoruz diyor. Yani İslam'ın ahlakı böyle bir ahlak. Bunu anlatmak lazım önce. Yani buradaki ana sorun, yani bu masada konuşuldu bu, bağnazlık. Yani hani derler ya, biz çocukluğumuzdan beri Avrupa'yı, çok Avrupa'yı insan derler ya. Şimdi Avrupa'yı demek Avrupalı anlamında değil sadece. Yani modern, medeni yani böyle kültürlü, klas, kaliteli, sanat, estetik, müzik, böyle yani makul insan. İşte cumhuriyete, laikliğe önem veren, laik olmaya önem veren. Efendim karşısındakine saygılı, hürmetli, hatta işte değil mi, böyle hani bir durum olduğunda yani kendinden veren, özveride bulunan, çok kaliteli, böyle yani erdemleriyle de çok kaliteli insan anlamına geliyor. E şimdi öyle bir adam, hakikaten mesela Afganistan'daki duruma bak, öyle bir modeli istemez, nefret eder, ayrıca da buna karşı tedbir alır. Çünkü oradaki o vaziyet yayılabilir. Adamın ülkesine de gelebilir o. Yani aslında biraz kendini de koruma refleksi var orada. Bir kere hocamız demişti, neden Paris'in ortasında, göbeğinde böyle bir yapı yok? Afganistan'daki gibi yapabilir misin öyle bir şey? Yapamazsın. Dünya ayağa kalkar. O yapının ezilmesine, bozulmasına asla müsaade etmez. Gerçekten etmez. Çünkü o tüm dünyayı Allah'ın sirkesini sarar. Ama şeydeki, Mısır'daki işte bugünkü konumuz, Suriye'deki vaziyet, neden bazı kişiler veya işte ülkeler görmezlikten geliyor oradaki vaziyeti? Ya oradaki vaziyet görmezlikten gelecek bir vaziyet mi? Artık yüz binlerce insan şehit oldu, katledildi. Yani bir kişi bile ölse çok büyük olay çıkıyor biliyorsunuz birçok ülkede. Orada yüz binlerce kişi ölüyor. Yani çoğu ülkenin umuru bile değil. Neden? İşte bu yüzden. Çünkü adam seni kendine tehlike olarak görüyor. Senin yapılanman eğer önce senin ülkende hakim olursa, Allah'ı esirgesin, onun açısından söylüyorum, onun ülkesi için de çok ciddi bir tehdit olur. O yüzden de bak müsaade etmiyorlar işte adamlar senin işte bu hale gelmene. İşte hocamızın her zaman söylediği gibi, ama aslında onların mücadele yöntemleri de yanlış Serdar. Yani hocamız her zaman bunu belirtiyor. Şimdi iki tane şey oluyor. Biz karışmayalım, birbirini yesinler. O mantık yanlış bir mantık. Bu sefer geliyor Madrid'de, Amerika'nın göbeğinde onları terör olarak buluyor, vuruyor. Onun haricinde de gitgide katmer katmer artıyor. İkinci konuda zaten bunu gördük, yani Amerika Afganistan'la başladı, Irak'la devam etti. Sıçraya sıçraya yani bütün dünya geneline artık yayılmaya başladı. Hemen hemen Türkiye hariç, Türkiye ülkemiz bu konuda inşallah örnek teşkil ediyor, Sayın Başbakanımız yönetim. Ciddi bir radikal yapılanma olmuyor hiçbir zaman inşallah. Ilımlı, tamam, Kur'an ahlakına dayalı bir İslam anlayışı var halkımızda. Ama diğer ülkelerde bunun başarılı olduğunu görüyoruz. Bir de Amerika'nın şöyle bir yapısı oluyor. O da kovboy mantığı hocamız her zaman der. Yani şiddetle bastır, tepesine bin. Evet. O da bir sonuç değil. Yani olay dönüyor dolaşıyor. Her zaman hocamızın da dediği gibi, aramızda konuştuğumuz demin Tarkan'ın da belirttiği gibi. Yani gerçek İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın ve bunun temsilcisi olan aklı başında Müslümanların ortaya çıkarılıp bunları çözüm olarak sunmak ve Müslümanların da İslam Birliği'nde bir lider etrafında birleşmelerinden geçiyor. Yani bu aslında Amerika'ya da Avrupa'ya da hayat verecek tek sistem bu. Yani biz karışmayalım, çekilelim mantığı olmuyor. Daha birçok konuyu tabii konuşacağız. Tabii. Mısır, Suriye'yi daha çok konuşuruz. Evet. Yani biz aslında konuları biraz girdik. Tabii oraya da devam edebiliriz. Evet. Yani birçok ülke hakkında veya ülkedeki olaylarla ilgili de zaten. Sen iyi Rusça bilirsin mesela, oraları da iyi bilirsin. Evet, az çok. İyi oluyor ama hakikaten lazım oluyor gittiğimizde. Hmm. Geçen Azerbaycan'a gittik. Oradaki çok kıymetli kardeşlerimizle kucaklaştık. Yani bir kere Türkleri, Türk milletini hakikaten çok seviyorlar. Ben daha önce gitmemiştim, ilk defa gitmiştim. Nasip olmamıştı. Gözlerimle gördüm diyorsun. Gözlerimle gördüm. Hakikaten hem kız kardeşlerimizle hem erkek kardeşlerimizle olağanüstü bir sevgi var. Yani bizim de onları sevdiğimiz kadar varmış. Yani biz onları hocamıza görmeden özel bir teveccüh var. Evet evet.
Evet. 70 dilde hocamızın eserleri var ama özellikle Azerbaycan'da çok büyük bir teveccüh var. Yani. Evet. Yani çok orada hakikaten çok çok hoşumuz, çok etkilendik. Bizim şey İbrahim'le beraber gitmiştik. Gerçekten çok etkilendik. Çok olağanüstü bir sevgiyle karşıladılar, bizi kucakladılar. Tabii vakit yetmedi. 3-4 gün kaldık. Geceli gündüzü sohbet etmeye çalıştık. İnşallah ay sonu yine nasip olursa yine gideceğiz. Bir de oralara gittiğimizde şunu da çok iyi müşahede ediyoruz. Yani bu birliktelik çok rahat olur ya. Kesinlikle. Olmayacak bir şey. Çok rahat olur çok yani. Doğru. Onun altyapısı var zaten. Olmaması zor zaten. Yapalım. Yani hadi demek evet. Yeter. Bu hadi diyecek bir siyasi irade. İnşallah bir Müslümanların... Az daha oluyordu. Yani Azerbaycan'la evet, ve Suriye'yle. Doğru. İsterseniz onu öbür bir sonraki programa bırakalım. Araya onların derin devletleri evet, girdi. O yani zaman... Şangay derin devletleri diyeyim çok belki. Doğru. Onlar çok girdi. Doğru. Onun üstüne analizi de çok bir başka doğru. Gündem o zaman yapalım. Onu da evet. Konuşalım. Gazi Hazretleri zaten uygun durumda. İleride Suriye ile Irak'la evet. Birleşelim diyor. Evet. Yani bu çok fazla basında yer almıyor. Geçen evet. Gün haber sitelerinde ve bazı gazetelerde yer aldı. Onu da konuşuruz inşallah. Evet. Yani eninde sonunda inşallah evet. Bu birlik olacak. İnşallah. Yani bu böyle kader. Hayali bir şey konuşmuyoruz. Kader yani kaderde şey. Olmuş. Bizim de inşallah göreceğimiz. İnşallah bize de nasip olur. Bu programlarda buna bir dua mahiyeti olur. Tabii. İnşallah hayırlara da vesile olur. Bu tabii. Programımızda yeni bir program. İnşallah başka bir programda yine devam edeceğiz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.